Kesimler açısından gerek bayanlarımızın, gençlerimizin, tüm toplumun talepleri tabii ki değişti. Daha önce çok zorunlu taleplerdi. Fakat Karagök Belediyesi gerek altyapı gerek üst yapı sorunları çözdükten sonra artık sosyal belediyeciliğe, vizyoner belediyeciliğe önem vermeye başladı. Bu da vatandaşlarımızın taleplerine yansıdı. Biz vatandaşlarımızın taleplerini önemsiyoruz. Onların talepleri doğrultusunda projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün Karaköprü ilçemizde artık yüzme havuzları yapılıyor. Spor tesisleri yapıldı, bitti. Kültür merkezlerimizi bitirdik. İkinci gençlik merkezimizi yapılıyor. Kadın kültür merkezimizi bitirdik. Tüm sosyal alanlar şunu gösteriyor ki Karaköprü'de gerçekten çıta çok güzeldi. Artık esnaf çeşitliliği anlamında da Karaköprü'de renkli bir esnaf durumu söz konusu. Her kesimde, tekstil alanda, gıda alanında, giyim alanında, bankalar anlamında her türlü işletmelerimiz mevcut olup artık Karaköprü'de AVM'ler isteniyor. Ki yakın zamanda biz Karaköprü'müzün en büyük AVM'sinin projesini onayladık. Şu an inşaat aşamasında da olan iki tane AVM mevcut durumda. İnşallah bunların bitirilmesiyle birlikte gerek sosyal alanlar, gerek iş merkezleri Karaköprü'de yaşam standartlarını yükselteceği gibi vatandaşımızın da talebini daha da yukarıya çekecektir. Buna inanıyorum. Ben bu gelişmeleri, ilçedeki bu gelişmeleri ve taleplerin yükselmesinden çekinmiyoruz. Onlar bizim için bir zenginliktir diyoruz ve çalışmalarımıza son sürat bir şekilde devam ediyoruz.